O kadar net bu sermayedeki yani devletin bir grubu. Mafya. İşte e, buradaki diğer dışarıdaki isimler üzerinden öyle bir tarifte bulunuyor ki. Şimdi e, soruyor herkes. İşte liderler de soruyor. Meral Akciğer de soruyor. Kılıçdaroğlu da soruyor. Davutoğlu, da, Babacan herkes. Bir de, nedir bu? Nedir bu? Yani çıkıp buna bağırmak çağırmak işte bakan hani kolay buluyorlar. Yani, ha, Hayır bunu açıklamamız lazım. Bunu açıklamanız lazım. Bunu şeffaflaştırmamız lazım. Şimdi. Bizim tarif ettiğimiz ya da insanların işte oy verdiniz falan bırakın insanları. İsteyen dediğin gibi ister dinsel ister farklı ister Tayyip Bey'i seviyordur devlet de o, o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nedir? Bizi ilgilendiren Türkiye'de demek ki gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler insanlara, halka arkadaş biz daha iyi yönetiriz anlatamıyor demek ki. Burada halk son mu diyemezsin. Sen anlatacaksın. Sen söyleyeceksin. Sen kanıtlayacaksın. Şimdi burada insanlar zaten herkes paramparça olmuş. Zaten herkes yaralı. Zaten herkesin acısı var. Bu acının üzerine ya oturacağım buradan, İkizlerdeki insan. Adamın toprağa gidecek, suyu gidecek. Hasan Kehf'de, bak ne yazık ki gitti o sular altında kaldı yerler. Onlara bakacağım buradan oturduğum yerden Twitter'ı sosyal medyada ahkam keseceğim. Zaten kutuplaşmışız. Nasıl beraber oluruz? Şunun şimdi bugüne kadar atıyorum ikizlere Hasan Geyhe bir şey söyleyemiş diyor mesela. Keşke söyleseymiş. Bunu ben de söylüyorum. Keşke söyleseymiş. Ama artık bir milat oluşturalım ve hepimizin ortak acısı için ikizlere benim acım, Hasan Geyf benim acım, Cedrat'a benim acım. Her hukuksuzluk Kavala benim acım. Demirtaş, hukuksuzluk olan her yer neresiyse oralar. Tarif ederim. Hangi partiden, hangi görüşten diye değil. Hukuk ee, doğal haklar ya çevre Levent şunu da söyleyip bitireyim ee, sabahları açık radyoda dinliyorum Ömer Madra'yı, en büyük hazinemiz Levent dünyanın da öyle ağacımız suyumuz biliyor musun Tacikistan'da Kırgızistan arasında e, ortak su alanları yüzünden şu anda çatışmalar savaşlar var biliyor musun su en önemli şey ama sonra biz çıkıyor bizim e, ulaştırma bakanı ne diyor? Ya biz Kanal İstanbul yapacağımız zaman orada bir iki tane su kaynağı kuruyabilir ama yeni baraj yapacağız. Beyefendi su yok dünyada. İstanbul'da su yok, dünyada su yok. İklim krizi var Allah aşkına. Siz hangi barajı yapacaksınız? Hani 2075'e kadar İstanbul'un su sorunu halle olmuştu. Yağmur yağmasa bu sene sular kesecekti az kalsın. Hazırdı barajlar geliyordu. Yok dünyada su, dünyada ağaç, hava, doğa en önemli hazineler. Ve siz bunları yok sayarak, siz bunları bir şekilde ikizlerde, başkellerde etekleyerek bizi daha da büyük ve bir daha geri gelmeyecek yoksulluğa e, maruz bırakıyorsunuz, karşı karşıya bırakıyorsunuz. O yüzden insanların birbirinin bu acıları konusunda yan yana durması gerekiyor. Kutuplaştırmadan hangi görüş olursa olsun. Şimdi e... bir tane şey oluyor, iki aşamalı. Birincisi e, eskiden hani iktidar her hal ve karda yönetir. Bakanlar beceremezse Erdoğan gelir her şeyi toparlar Erdoğan halleder gelir diye bir şey vardı. Şimdi o yıkılmaya başladı. Yani artık Tayyip Erdoğan'ın da kişisel karizmasıyla hani ne e, iktidarın bu dağılmışlığını toparlayabilecek bir hali kaldı. O çok açık ve net gözüküyor yani çünkü denedi birkaç kere hani e, çelişkiler. E, bu hali kalmamasının dışında da bu yönetememe sorunu yani yönetilmiyor ülke. Ne yoksullukla ilgili konu yönetilebiliyor, ne pandemiyle ilgili bu ne aşı var, ne evde oturana bir yardım var falan. İki ise eğer seçimlere doğru giden süreçte insanların yönünü değiştirmesi ve oy tercihlerini değiştirmesi. Birinci aşamayla ilgili her şey var şu anda Türkiye'de. Bence türü. de bitti yani o artık. Yani hani bu dakikadan sonra hani ya hani tabii Tayyip Erdoğan çok tecrübeli kastedi politikası. Şapkadan tavşan çok zor çıkar artık tavşan yani o zor ama bilemezsin. Şimdi bir ilk aşamada olması gereken her şey AK Parti seçmeni için dahi oldu. Yani yoksullar, yolsuzlukları görüyorlar, başka yakın çevresindeki insanların 3-5 maaş alırken kendilerinin ekmek almaya muhtaç durumda olduğunu görüyorlar. Her şeyi görüyor insanlar. Hayır dış politika çok daha spesifik diyelim ama hayatın içinde her türlü maddi, manevi zorluğu yaşıyorlar demin söyledik hukuksuzluk köylerine kadar da geldi. İşte İkizdere'deki köyde insanlar doğasına efendim ağacına sahip çıkamıyor. Niye? İşte iş makinesiyle beraber jandarma var. İtiş kakış oluyor orada. Açılan bir dava var. O daha bitmemiş ama o, o ilk kadar diyor ki bizim iş adamı Cengiz İnşaat gelecek. O kayayı oradan alacak. Sen ister ağacın gitsin ister hiç önemli değil diyor. Hukuksuzluk insanların köylerine kadar geldi. Ha buraya kadar herkes tamam. Ama esas şimdi senin takside o soruyu soran e, e, taksici arkadaşımız kardeşimiz yolda bizi çağırıp soran polis arkadaş başka arkadaş, bir sürü insanlar soruyorlar. Şimdi dediğin gibi arkadaş biz yoksulluğu ben hani ana konulardan bahsediyorum. Biz yoksulluğu şöyle çözeceğiz. işsizliği şöyle çözeceğiz. Özellikle yoksulluk çözümü daha evvel de çok konuştuk. İnsanlara sadece yardım ederek değil, insanları muhtaç hale getirerek değil, insanları Dil, yaparak değil. değil, asla insanları çalışır hale getirerek, üretir hale getirerek, bağımlı halden çıkartarak bir. Ama iki bir taraftan da sosyal devletin dünyada getirdiği şartlarla aile sigortasıyla doğrudan desteklerle, pandemi süresinde evde oturmak, yolda kalanlar yapılan desteklerle farklı, şeffaf partiye göre değil memleketin tamamına göre bir yoksullukla mücadele planı Levent. Yani birincisi bu. E, onunla eşdeğer şekilde hukuk işsizlik yoksulluk, işsizlik ben bu bir bence. Çok net. Arkadaş biz bunu böyle çözeriz. Bunun yolları bu. Kaynağı da burada. Kaynak da burada. Hani oraya arttırıyorum. Asgari ücreti 10 bin lira. O da değil Levent. Ya da bana güven ben gelirim ha, her şey halde olur. Yani o eski hikaye biliyorsun. Yani 100 günde ben o uçur. Değil. Makul. Hepimizin anlayacağı, hepimizin inanacağı. Önce yoksulluk, işsizlik. İkincisi aynı anda hukuk. Hukuk. Yani Güçlülerin hukuku değil, egemenlerin hukuku değil, hepimizin hukuku, herkes için hukuk. Yani memleket hukuksuzluğa yanıyor. İkizler'deki de yanıyor, Diyarbakır'daki de yanıyor. Herkes yanıyor. Cehir cehir yanıyor hukuksuzluktan. Hukukla beraber belki daha geniş toplumsal kesimlerin katılımıyla anayasa. Yani buna adım adım tabii, adım adım. Ama arkadaş biz geleceğiz, bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni şu şekilde değiştireceğiz... Değiştirirken 3 yıllık bir süreç vaat ediyoruz size. Bu sistem değişikten sonra tekrardan bir şeye gideceğiz. Seçime gideceğiz. O parlamenter sistemin. Bunları duyma ihtiyacımız var. Ama burada bir tane nokta var Levent. Bir şeyle ilgili bir endişem var. 3 dakikamız kaldı. Hızla söyleyeyim. Sanki burada bunları teker teker farklı partilerin söylemesi yerine artık çünkü bir demokrasi sorunu bir yoksulluk sorunu. Hep beraber söylemek gerekiyor. Ama mesela anayasa parlamenter sistem falan filan partiler tek tek böyle hani sanki kendileri biraz daha belki oturulacak o masada, seçime masada biraz daha ön almak için böyle ufak ufak şeyler yapıyorlar. Ben sadece şunu söyleyeyim. 2018'e dönmesin. Yani 2018'de ağır bezimet oldu. Ben oraya dönülür. Ben de buna biraz değineyim. Bu ön alma çab çabasının çok ayıp ve yakışıksız olduğunu düşünüyorum ve bunun fark edildiğini siyasetçilerin bilmesi gerektiğini özellikle biz izliyorlarsa lütfen fark edildiklerini bilsinler. Yani ben masada daha büyük bir pastayla oturayım diye. Yani şimdi Kemal Bey %25 oyu var ve ana muhalefet partisi lideri. Buna rağmen adam her seferinde her ağzını açtığında dostlarımızla beraber ittifakla beraber karar vereceğiz. Adayı beraber belirleyeceğiz. Çünkü bu bir ya o altısından biri olmayınca olmuyor. Yani Meral Hanım'ın oyu diyelim ki %11-12 Sayın Babacan'ın oyu da 2,5 olsun. Biri ol, yani iki, şu anda baktığımızda ikisi eşit. Eşit biri olmayınca olmuyor. CHP'nin oyu 25, HDP'nin oyu diyelim ki 10. Ya bu 25 ile bu 10 aynı. Bu da olmuyor, olmayınca olmuyor, bu da olmayınca olmuyor. Bu sadece tek başına bir partinin iktidarı olmadığı için hem tabanın illa bizim istediğimiz gibi bir aday olacak demesi yanlış. Hem de partilerin hala böyle bir, mesela bunu şeyle söyleyeyim, izleyicilerimden aldığım kulis bilgisini söyleyeyim. Genel olarak partilerde şöyle bir rahatsızlık var. Beraber bir anayasa hazırlayalım diye bir çağrı olmuş. İyi Parti hayır biz anayasayı kendimiz ayrı hazırlayacağız demişler. Halbuki buna gerek yok artık. Biraz biraz birliktelik, biraz ortak kazanç. Bir de bu bir partinin Meral Hanım'ın kazancı, Kemal Bey'in kazancı, Ali Babacan'ın